Yemek.com'un bu güzel stüdyosundan herkese merhaba. Gördüğünüz gibi masada alabildiğine malzeme var. Peki biz bugün ne yapacağız? Hafta içi rahat etmemiz için hem cepten tasarruf hem de zamandan tasarruf edebilmemiz için hafta sonu birkaç saatimizi ayıracağız ve bu malzemelerle çok güzel yemekler çıkarıp kaplara koyacağız ve haftalık yemek planımızı hazırlamış olacağız. Malzemeleri almadan, alışverişe çıkmadan önce de aslında hazırlık yapmak gerekiyor. Ben böyle defterde bayağı çalıştım. Ne yemek yapmalıyım, nasıl çeşitlendirmeliyim, vaktimi nasıl harcamalıyım diye daha pratik olmak için öncelikle yazıya döktüm ve ardından planlamamı yaptım. Hazırladığım 5 günlük yemek planını dilerseniz tam şu esnada videoyu durdurarak detaylı bir şekilde inceleyebilir veya size ilham olması için ekran görüntüsü olarak kaydedebilirsiniz. Şimdi kaldığımız yerden videomuza devam ediyoruz. Bu kısım gerçekten çok önemli. Eğer bu planlamayı yaparsanız işiniz çok kolaylaşıyor. Ben bu menüde 2 kişinin 5 gün boyunca doya doya yiyebileceği şekilde tarifleri hazırladım. Çorbasından somonuna, köftesinden tavuğuna gerçekten birçok alternatif yemek hazırlayacağım. Siz içlerinden size uygun olanları seçip menünüzü haftalık hazırlayabilirsiniz. Menümde bakliyat salataları olacak. O yüzden yarım su bardağı buğday ve bir su bardağı mercimeği şimdiden haşlıyorum. Ben de o sırada burada bütün sebzeleri doğramaya başlayacağım. Tariflerde kullanacağım tüm sebzeleri ne çok kalın ne çok ince kesiyorum. Gözünüze fazla gözükebilir ama bunlar piştiği zaman hacimleri de azalmış olacak. 2 kişi için gayet makul orandalar. Ama salata için olanları tabii daha ince doğruyorum, onu da belirteyim. Siz tabii bu ön hazırlık aşamasında hangi sebzeyi seviyorsanız ondan hazırlayabilirsiniz. Mesela muhtemelen pancar sevmeyen çok kişi vardır ama onun yerine en sevdiği sebzeyi kullanabilir. Renkli biberlerle arası olmayan olabilir. Yeşil biber veya herhangi başka bir sebze kullanabilir. Yani tamamen özgür herkes. Emin olun bu ön hazırlık 5 günlük yemek hazırlığını çok kolay kılacak. Şimdi artık yemeklerimi güzelce hazırlayabilirim. Havuç, biberler ve kabaktan bir tepsi yapıyorum. Dolu dolu sıra sıra koyuyorum. Üzerlerine birazcık sarımsak, biraz biberiye. Zeytinyağı da ekliyorum. Çok az karıştırıyorum. Tuzunu ilave ediyorum. Doğrayınca 10-15 dakika tuzlu suda bekletin. Patlıcanları da koyuyorum. Yanına iri iri pancarlar geliyor. Kokteyl domatesler şuraya. Şuraya araya birazcık soğan sıkıştıracağım. Bu tepsimi de yağlıyorum. Yine tuzluyorum. Taze kekik, bu çok önemli. Ve tabii ondan önemlisi sarımsak. Sebzeler hazır. Şimdi altlı üstlü fanlı ayarda 190 derecede pişireceğim. Ara ara bakacağım. Karıştıracağım da şöyle bir hem üstleri hem altları eşit pişsin diye. Daha sonra çıkaracağım. Muhtemelen 25 dakika falan sürebilir. Sebzeler fırında pişerken ben de köfteyi hazırlayacağım. Burada yaklaşık 450-500 gram kadar dana kıyma var. Galeta ununu ilave ediyorum. Tuz, karabiber, toz kırmızı biber ve tabii ki köftenin olmazsa olmazı kimyon. Bol maydanoz koyacağım. Çok az miktarda su ilave edeceğim ve iyice yoğurmaya başlayacağım. Evet, iyice yoğurdum. Köfteler pişerken dağılmaması için güzelce yoğurmamız gerekiyordu. Şimdi köftelere şekil verip buzdolabında dinlendireceğim. Ben yuvarlak böyle top şeklinde, misket değil ama ondan biraz daha büyük köfteler yapacağım. Şöyle. Dört parça tavuk göğsü var.
iki parça da somon fileto var. Şimdi bunlara ikisine de aynı sosu hazırlayacağım. Fakat arada bir değişiklikler yapacağım. Önce yine bazını hazırlıyoruz yani. Zeytinyağı koyuyorum. Yine bir miktar sarımsak koyuyorum. İkisinde de sarımsak olacak. Tuzunu koyuyorum. 1,5 çay kaşığı koydum. Biraz karabiber koyuyorum. İkisinde de taze kekik fena olmaz. Çok az koyacağım. Zaten sebzeler de var. Şimdi bunu karıştırıyorum. Bir kısmını tavuğun üzerine döküyorum. Balığın sosunda ufak bir farklılık olacak. Limon kabuğunu rendeliyorum içerisine. Güzel ferah bir aroma verecektir. Yarım kabuk diyebiliriz. Bunu da karıştırıyorum. Aynı şekilde somonların üzerine döküyorum. Şöyle bir her yerine gelecek şekilde süreceğim zeytinyağını, bulayacağım. Ardından fırın poşetine alacağım. Fırın poşetinde pişmesi bizim için şöyle bir fayda sağlıyor. Fırında hepsi aynı anda pişebiliyor ve kokuları birbirine karışmamış oluyor. Böylelikle fırını fazla çalıştırmaktan da tasarruf etmiş oluyoruz. Buradaki kalan sosu da kullanmak için soğanları üzerine koyuyorum bunun. Biraz domates koyacağım somona ve bir dal kekik içerisinde olabilir. Bunu böyle bir karıştırıyorum. Poşetin içerisine koyuyorum. Tavukların da her yerine yağı yediriyorum. Bunda da renkli biberler olacak. Çok az soğan. Buna biraz da böyle renk vermesi için kırmızı toz biber de ekliyorum. Ve tekrar elimle karıştırıyorum. Aralarına dolduruyorum. Evet, tavuk ve balık pişmeye hazır. Götürüyorum buzdolabına, dinlenecek. Geldik salata bazını hazırlamaya. Burada işimiz çok kolay çünkü her şeyi zaten önceden hazırladık. Taze nane koyuyorum. Bunun hepsini koyacağım. Taze soğan koyuyorum. Bunun bir kısmını bırakacağım. Fesleğen, dereotu, bol maydanoz koyuyorum. Şimdi bunu karıştırıyorum. Elimle karıştırıyorum. Mis gibi koku geliyor. Yazın taze baharatlar ve taze yeşillikler varken bol bol kullanma taraftarıyım. Evet, bu karıştı. Şimdi yeşil mercimekleri haşlamıştık, süzdürdük ve biraz da böyle sudan geçirdim ve soğuttum. Üzerine yarısını ekliyorum. Bunu kenara aldım. Yarısını da haşlanmış nohut konserve kullanıyorum. Bunu bir güzel karıştırıyorum. Nohut veya yeşil mercimek yerine bulgur da kullanabilirsiniz, buğdayı da kullanabilirsiniz. Yeşil mercimek salatası da hazır. Şimdi hemen bunların sosunu yapalım. Zeytinyağı koyuyorum tabii ki. Yarım su bardağı kadar. Nar ekşisi koyuyorum. Balzamik sirke de çok yakışıyor. Ama nar ekşisi daha böyle bir tatlı bir tat olduğu için daha çok hoşuma gidiyor. Onu koyuyorum. Limon koyuyorum. Limonlar küçük olduğu için ben iki tane kullanıyorum. Ama bir büyük de yeterli olur. Tuz ekledim. Soslar minik ve tatlış kaplara doldu. Artık bunlar hazır. Şimdi artık bunları buzdolabına götürüyorum. Biz salataları hazırlarken patlıcan misler gibi közlendi. Ocağa büyüklü küçüklü tava, tencere her şeyi koydum. Şimdi öncelikle pirinç pilavından başlayalım. Tereyağı koymayacağım. Biraz sıvı yağ ve birazcık da zeytinyağı ile pişireceğim. Zeytinyağı ile hem daha hafif olacak hem de ısıttığınız zaman o lezzetini hiç kaybetmemiş olacak. Güzelce kavuruyorum. Biraz altını kısacağım. Tavamız da ısınmış. Ona da biraz sıvı yağ ekliyorum. Ve köfteleri koyacağım.
Şimdi bu sos tavasında da domates sosu yapacağız. Ben kışlık domates kullanıyorum. Fırınladığımız sebzelerden de içerisine katacağım ve bu bir lazanya harcı olmuş olacak. Yine çok az zeytinyağı koyuyorum. Şu domates sosunu ilave ediyorum. Bunu güzelce karıştırıyorum. Bir çay kaşığı tuz. Buna biraz kalan sarımsağımdan ekliyorum domates sosuna. Şimdi artık beşamele geçiyorum. Bunda da tereyağı kullanmayacağım. Daha hafif olsun diye. Sıvı yağ ve biraz zeytinyağı kullanacağım. Dolu dolu bir yemek kaşığı un ilave edeceğim. Belki biraz daha kaşığın ucuyla koyabilirim. Unu kavuruyorum. Arada bir köfteleri de çevirelim. Çok güzel dinlenmişler. Hiç dağılmadan pişiyorlar. Tuzunu ilave ediyorum pilavın. Son kez şöyle bir karıştırdım. Kapağını kapattım. Bunu da bir kere karıştırıyorum şöyle. Ve beşamelin sütünü ilave ediyorum. Evet, iyice karıştıralım topaklanmasın. Sebzeler inanılmaz güzel pişmişler. Bazıları böyle kıtır kıtır olmuş, bazıları yumuşacık. Böyle aralarda farklı dokuların olması gerçekten çok hoş oluyor. Şimdi lazanyada kullanacağım bazı sebzeler var. Onları bütün soslar her şey pişti. Yavaş yavaş yapmaya başlıyoruz. Domates sosunu aldım. Dediğim gibi başka bir yerde de kullanmak için domates sosundan biraz ayırıyorum. Şimdi içerisine biber koyacağım, renkli biberlerden. Biraz patlıcan koyacağım. Biraz soğan da alayım. Burada hayal gücünüze kalmış gerçekten lezzet, damak tadınıza göre her şeyi koyabilirsiniz. Biraz da havuç koyacağım. Çok fazla da abartmayacağım. Evet, karıştırıyorum. Hemen şipşak bir lazanya yapabilmek için gerçekten çok lezzetli bir sos oldu. Bunu şimdi kenara alıyorum şöyle. Bundan da bir miktar patlıcanın üzerine koydum. Soğuduktan sonra katılaştığı için ben beşameli biraz daha sulu yapıyorum. Biraz da içerisine kaşar veya rendelenmiş mozzarella ekleyebiliriz. Bunun tuzunu, karabiberini ekliyoruz ve yalancı beğendiğimiz hazır oluyor. Şimdi beşamel sosta normalde ben muskat rendesi kullanıyorum. Şimdi birazcık muskat ve tuzla karabiberini koyuyorum. Bu arada pilavın altını kapattım. Köfteler de kısık ateşte ağır ağır pişiyorlar. Ocakta işimiz bitti sayılır. Artık sadece fırında işimiz kaldı. Bu da hazır. Şimdi artık lazanya yapalım. Yapışmaması için çok az beşamel ve domatesli sosumuzdan koyacağım. Şimdi benim bu kabımın içerisine bu kısmı girmiyor. O yüzden en alt kısımdakini birazcık kırarak koyacağım. Evet, gayet güzel oldu. Şimdi üzerine bol beşamel, yaprakların her yerine gelecek şekilde koyuyorum. Bol sebzeli domates sos. Biraz da rendelenmiş peynir koyuyorum. Tekrar üzerine. Aynı şekilde bu işlemi yapraklar bitene dek yapıyorum. 2,5 su bardağından beşamel hazırlamıştım. Hem beğendiye yetti hem de beşameli lazanyada bol bol kullanabildim. Şimdi üzerine peynirini koyuyoruz. Ve artık fırına girmeye hazır. Dolaptaki somon ve tavuğu çıkarıyorum. Hepsini birlikte fırına koyuyorum. ...85 derece fırında lazanya 20 dakika pişecek. Diğerlerini de görüntüsüne göre bakacağım. 25-30 dakika arası sürebilir. Fırındaki yemeklerimiz pişerken biz de soğuk çorbayı hazırlayalım.
Buğdayı daha önceden haşlamıştık. Yaklaşık 2 su bardağı süzme yoğurdun içerisine buğdayı ilave ediyorum. 1,5 çay kaşığı kadar tuz ilave ettim. Kuru nane ilave ediyorum. Biraz maydanoz. Biraz dereotu. Biraz da reyhan yaprakları koyacağım. Hem renk veriyor hem de farklı bir aroma. Şimdi bunu çok az şöyle bir karıştırıyorum. İçerisine suyu ilave edeceğim. Azar azar ilave edeceğim. Yaklaşık bir 3-4 su bardağı soğuk su koyuyorum. Son olarak az bir şey zeytinyağı koyacağım. Çok az. Misler gibi pişmiş. Evet, şöyle bir bakıyorum. Gerçekten çok güzel şeyler çıkardık. Bir günde birkaç saatimizi vererek bütün hafta rahat edeceğiz. Ben şu an gerçekten yemek istiyorum hepsini. O kadar lezzetli gözüküyor ki. Hepsinin soğumasını bekledim bu arada. Tabakları yavaş yavaş gün gün hazırlayacağız. Haydi başlayalım. Şimdi biliyorsunuz ben bu yemekleri 2 kişilik hazırladım. Ve gün gün 2 kişi için de birer kaba ayırıyorum. Eğer bu planı yemeğinizi evden işe götürmek için uygulayacaksanız benim gibi yapmanızı öneririm. Ama hafta içi akşamlar için yapacaksanız bunu yapmanıza tabii ki de gerek yok. Her günü ayrı ayrı daha az kaba bölüp akşam yemekten önce tabaklara alabilirsiniz. Bu iş bitti. Gördüğünüz gibi 10 çeşitten 2 kişilik 5 günlük harika yemekler yaptık. Tertemiz oldu. İçiniz rahat şekilde öğlen yemeğinizde veya akşam yemeğinizde bunları tüketebilirsiniz. Kilo kontrolü yapıyorsanız veya spor yapan biriyseniz bunları gramajlarına göre ayarlayıp günlere o şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben normal beslenme olarak ayarladım. Gayet sağlıklı ve doyurucu oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz ve daha fazla devamı gelsin istiyorsanız beğen tuşuna basıp yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimizde görüşmek üzere.